Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Savaş euro dolar paritesini nasıl etkiler? Rusya Ukrayna arasındaki savaş küresel çapta tüm ekonomileri etkiliyor. Bu etkilerin arkasındaki başlıca faktörler, artan petrol ve doğal gaz fiyatları sonucunda enerji maliyetlerinin yükselmesi ve küresel enflasyon riskinin düşme eğilimini kaybetmesi. Savaşın başlamasına kadar olan dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED ve Avrupa Merkez Bankası, ECB, varlık geri alım programlarını sonlandırmayı ve ardından da dolaşımda olan likidiyeti geri çekme planlarını tüm dünyaya duyururken, şimdi bu politikalarını yeniden revize etmeye başladılar. Bu revizyon ECB tarafında FED'e nazaran daha keskin bir dönüş şeklinde oldu. Fed'in Mart ayındaki toplantısında 50 baz puan indirim yapması piyasalar tarafından neredeyse kesin olarak beklenirken Fed Başkanı Pojel'in hafta içerisinde yaptığı sunumda Mart ayında 25 baz puan indirim yapılmasını doğal karşılayacağı mesajını vermesi bize şunun sinyalini verdi. Aslında Fed Mart ayında 50 baz puan indirimi masasında ciddi olarak değerlendiriyormuş. Dolayısıyla 25 bas puan indirimin Pavel tarafından net mesaj olarak verilmesini, Fed'in sıkılaşma politikasında biraz geri adım atma olarak nitelendirebiliriz. ECB Başkanı Lagarde tarafında ise, bugüne kadar gördüğümüz Şahin tutum yerini daha alıman söylemlere bıraktı. Bunun sonucunda da piyasada ECB'nin bu yıl iki faiz artışı yapması yönündeki beklenti de büyük ölçüde rafa kalktı diyebiliriz. Şubat ayında Euro bölgesi enflasyonu yıllık bazda %5.8 artarak yeni bir rekora imza atmış olsa da Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın enerji fiyatlarını yukarı yönde tetiklemesiyle önümüzdeki aylarda enflasyon beklentileri halen yukarı yönde olsa da Euro bölgesinin şu anda parasal sıkılaşmaya geçebilmesi pek mümkün görülmüyor. Çünkü savaş dünyadaki tüm küresel ekonomiler ele alındığında en çok Euro bölgesi ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecek görülüyor. Dolayısıyla Ecbi'nin bundan sonraki politikasındaki öncelik yine enflasyonu dizginlemek değil, Euro bölgesi ekonomilerini desteklemek şeklinde olacaktır. Bu durum ise Euro-Dolar paritesinin Euro aleyhine gelişmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir. Amerika Birleşik Devletleri Dolar Endeksi, son günlerde oldukça yüksek seviyelere 98'li seviyeleri test eder hale gelmişken, ve Fed'in de Mart ayı ile birlikte sıkı para politikasına geçeceği beklentisi neredeyse kesin hale dönmüş iken küresel çapta daha değerlenmiş bir Amerika Birleşik Devletleri doları göreceğiz diye şimdiden net bir öngörüde bulunmak mümkün. Hatta mevcut görünüme baktığımızda da 2020 yılının Mayıs ayından bugüne kadar olan dönemde Euro-Dolar paritesinin en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji maliyetlerini arttırması sonucunda ham madde maliyetlerinin de sürekli neredeyse günlük olarak yukarı yönde hareket etmesi, Euro bölgesinin ticaretini de kısıtlar nitelikte olacak. Bu ticaret hacminin daralmasından belki de Euro bölgesi zayıf Euro ile bir şekilde fayda sağlayabilir. Hem ticaret daralsa hem de Euro değerlense bu durum Euro bölgesi ekonomileri için daha da zorlu bir görüntü ortaya çıkarabilirdi. Şimdi bu durumdan en çok fayda sağlayan da en fazla zarar görme ihtimali de Euro bölgesinin en önde gelen ekonomisi Almanya olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Bu durumu yurt içi ekonomi ve ticaret açısından değerlendirdiğimiz vakit euro dolar paritesi ve Almanya ile yapılan ticaret planlarına dair aksiyonlar da Alman şirketleriyle ticaret partnerleri olan ülkemizdeki firmalar açısından ciddi şekilde değerlendirilmeli. Genel fotoğrafa baktığımızda dünyadaki etkin güçler arasında denge, değişimi söz konusu olurken Euro bölgesi ekonomilerinde kendi içlerinde de dengelerde değişimler gündemde olabilir. Murat Özsoy'un dolar ve dünya politikası ile ilişkili olan yazısını sizlere aktardık. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, sağlıklı günler. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi hukuk sigorta inşaat mühendislik sağlık ve güvenlik elektrik mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.